Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Biz şu an İlker ablamın evindeyiz. Ablamın dolaplarının altı çıkıyormuş. Ben bilmiyordum. Benim dolabımın çıktığını da bilmiyorum arkadaşlar. Burada gördüm. Şu an bunun altını çıkardık. Temizlik yapıyor. Dolap rafları geldi ablamın. Biz bugün burayı yerleştireceğiz. Şurayı da çekmece olarak yaptırdı. Normalde alttan kapatmalıydı. Şöyle gösterelim. Ara raflar takıldı arkadaşlar. Şimdi bence daha iyi oldu. Hem kullanışlı oldu böyle. Şöyle gösterelim. Aslında normalde olması gereken bu ama işte malzemeden bazen kaçabiliyorlar. Biz bir kahve içtik. Elektrikçi geldi. O yaptı arkadaşlar. Mobilyacı geldi. O da taktı. Ablamın balkonundayız. Mutfak balkonuyla salon balkonu aynı. Hava da bugün güzel. Püfür püfür esiyor. İçinde dolabın raflarındaki tabakları çıkardık arkadaşlar. Niye çıkardık? Çünkü adam geldi. Hani oraları temizledi, montaladı. Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. İlker ablamın evine hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Bizler iyiyiz çok şükür. Bizim orada kahvaltımızı yaptık. Bir önceki videomuzda görürsünüz zaten. Ondan sonra da otobüste bizim buraya geldik. Serkan'ın biraz işi vardı, halledecek. O yüzden gelmedi. Akşam gelecek. Biz şimdi İlker ablamla mutfak dolabının rafları geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Lafını evet. Keser gibi oldu. Yok, böyle raflarını taktırdık. Aynen. Hepsinin içi takıldı. Üstlerde zaten raf vardı. Bu arada selamun aleyküm. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizi soracak olursanız. Biz iyiyiz çok şükür. Evet. Mutluyuz, huzurluyuz. Zaten bunların içi temizdi arkadaşlar. Şimdi dolap taktığı için bir toz oldu. Şimdi alıp alıp yerleştireceğiz. İster istemez medefeye deldiği için bu şey çıkıyor arkadaşlar. Evet. Medefe tozu çıkıyor. Aynen. O yüzden tekrar sildik. Atla sen çiğ, ben sana veririm. Sen oraya koymak istemiyorum. Ama işte. Ama onu bir çiğ bence hani kafanda tasarla sonra değiştirebilir mesela. Ben her mutfak dolabı sildiğimde illerini değiştiriyorum mesela. Evet. Onu şu ya, dolaba dikkat et. Ora kalmış mı? Ha, getirir misin? Yok, sonra çektiriz orayı. Tamam. Dursun bakalım. Önce orayı bir iyileştirelim. Şey yapalım. Bu sürahileri falan üste koyalım. Tamam, sen çık ben sana veririm. Ben de çıkayım. Sen iyileştir bacım. Ben mi? Kendi şey gel, hani iyi iyi koy. Tamam. He, ben sana veririm, sen ister ne istiyorsun? Hep sürahilerini. Al bacım. Bunları hep yıkadım arkadaşlar. Şeyden geçirdim. Makineden. Konya'dan geldiğimiz gün İlker ablama yardım etti. O gün kuruladık. Bazılarını kaldırdıydık ama rafı gelmedi. Şimdi kullanmadığında bir bacım. Tamam. Bu dursun, bunu içeriz. Rafı gelmediği için. Bardağı da var, o dursun. Yerlerini değiştirdik tekrar. Evet. Şimdi oraya ne koyacağım? Başka sürahi yok. Sürahi yok. Ne koyabiliriz oraya mesela? Şu borcamları mı ver? Onları koyuyor. Bunlar da mı? Şunları şöyle altına sereyim. Bir dakika bacım, şu temizli. Ben onun altına sereceğim şimdilik. Sonra bunların içine raf alacağım arkadaşlar. Çünkü şimdi hepsini aynı anda yapamıyoruz. Evet. Borcam alır ya, çiziyor, geçen yaptım altını hemen çizecek gibi oldu. Şimdi lütfen öyle dursun, onları arkaya koyacağım bacım. Bu da burada dursun. Bunlara yıkanmış tencerelerim, evet. Şeylerim. O zaman şunları da şunun altına koyacağım. Tamam. O şey bölümü yapacağım. Onu silip yapsın sonra. Başka borcam da sanki senin bacım. Kefa mı kullanılıyor, bunu da buna koyacağım. Koy. Bu da hemen bak, bunları güzelce bir yıkadım dün. Evet. Bir tane bez birim, onlar silah. Böyle. Bunda bir şey yok. Şöyle kalsın bu. Burada kullanmadığı ketalım. Ondan sonra. Başka burada. Şu oran benim sulunu koyabilirim. He, onu ver, onu kullanmıyor Rahime. Şu saklama kaplarım var. Ha, onlar da ver, onlar da kullanmıyor. Onları yıkadım ben. Bunlar zaten işte hepimize birer getirdiydi sanki. Evet, almıştım onu. Benim de var çünkü. Aynen. Ben de hiç kullanmadım. Bunlar böylece duruyor. Şöyle çekeyim, ben aldım buraya. Şunlar bacı. Onlar dursun bacı, onlar her zaman elimin altında. Tamam. Şeyim, çerez diyeyim onlar. Başka? Oraya koyacağım, yok herhalde burada. Şunu da versene poşetliği, onu şu üstte atacağım. Onu da kullanmıyorum, he.
Onu şey, tütmeyle falan gidersek inşallah. Şey bu. Bardak şişesi. Böyle kocada tarım toz varmasın. Bunu en üstte hiç kullanmadıklarımı da en üstte atıyorum arkadaşlar. Birkaç tane bir şey attım bura. Bak merdiven tutunayım. Çık. Merdivenden çıkayım. Çık çık. Bura iki tane kullanmadığım sürahimi koydum. Mazomu koydum. Bir de tepsimi koydum. Şöyle bayım mutfakta tepsi var bacım. Şu reklam var. Kilerde. Kilerde. He. Karşılaştığında büyük tepsiyi görürsün. Tamam. Burada güzel olmuş. Kullanmadıklarımı istediğimi koyabilirim. Bakayım. Şu. Ha o. Bunu da kullanmayacağım. Bunlar çok güzel olmuş burada arkadaşlar. İstediğini de alabilirsin. Ama mutfakta üstünde şey boşluk mu var acaba? Mutfakta boşluk mu var ki? Nerede? Göremiyorum buzdolabının üstünde. Ha bilmiyorum ki. Onu şuradan çık da bak. Açın boşalayım hata. İşte boşaltacak herhalde. Neyse şurada dursun. Burada boşluk yok ha. Ama orada boşluk olsa şu rafın üstüne nasıl silecek? Yok yok koy bence yok. Yok mu? Ama işte ya. Yok işte işte. Ben görüyorum burada. Niye öyle olmuş ya? Çiğin. Hatta borcamın altında bura koymuşsun. Ha ondan bura koydum. Evet. Burası tamam. Ondan tamam. Hiç kullanmadığım borcamları. Tamam. Aç şu kahvemi de versin açılmadık kahvemi. Öteki dursun. Tamam onu şu elimizin altına koyalım. Heh. Heh, o şurada dursun. Şimdilik. Şunlara sesini sizin mi çıkardınız? Bunlar buzdolabı koyacak. Dolaba koyacak. Onu şimdi diyorum onu. Teslerine evet, diyor. Çıkardık. Niye çıkardın? Kalbime de herkes çıktı eline geldi. O çok şeymiş. Şimdi ne koyacağım? Saklama kaplarım var. Onlardan mı buraya koysam şu büyüklerine? Şunlar. Ben onları he. Bunları alabilirim. Bunlar da hepsi temiz. Biz bunları yıkadık diyor muyuz zaten? Evet. Sadece raf geldiği için değiştirdik yerleri sevgili takipçilerimiz. Bunlar hepsi temiz. Heh. Onları alta koyacağım bacı. O dursun. Ha, borcamı indirebilirsin altındaki borcamı. Tamam. Abla şunları nereye koyacaksın ya? Ha, onlar da şey. Onlar da bırak. O şey. Bu dursun da şu borcamı alayım. Bunlar plastik ya. Şu kayık tabaklar. Sonra başlayalım iyi olacak. Yok değil mi başka? Yok, burada gözüken yok orada. Arkadaşlar şimdilik burayı böyle doldurdum. Güzel oldu rafloncuk, daha kullanışlı oldu. Aynen canım. Evet. Mesela üstü altına koyuyordun, üstü koyuyordun. Şimdi şurayı şöyle yaptırdım. Burayı görebilirler mi bilmiyorum şu çekmeceyi yılmaz. Orayı bir göstereyim sizlere. Hem sileyim. Aynen. Efendim annem. Aç. Kilitledim kapıyı bacı. Ha. Burayı yapacağım ya. Arkadaşlar. Valla 2-3 gündür de arkadaşlar yazmamı şeyli yapıyordum. Çok sıcak olduğundan duramıyorum. Elmas bacım da öyle şey deyince ben de kalan bağladım böyle. Burayı getir göster istesen. Burayı çekmeceli yaptırdım arkadaşlar. Evet. Burası şöyle şunun gibi çekmeliymiş. Şöyle fırtmalı. Böyleymişmiş. Alttan açılmalıydı. Evet o da alttan açılmalıydı. Kullanışsızdı değil mi? Evet çok şeydi. Ben hiç sevmedim yani. Bunu böyle çekmece yaptırdım. Orayı da çek dedi gerekli. Evet çok güzel oldu. Şimdi işlerini sileyim. Burada şeylerimi koyacağım. Şu neydi kız? Elektronik aletlerini. Evet. Ben de atlama koyacaklarını bilim arkadaşlar bir an önce bitsin. Ondan sonra çocuklara gardırobuna bakmaya gideceğiz. Ablamın çocuklarının gardırobu da yok. Ayhan'ınkini de biz sipariş verdik ama o da kaç ay oldu? Hiç oralı olmadı. Bunun içinde de biraz keçe varmış biliyor musun? Geldiğinde mi öyleydi? Kurulduğunda he geldiğinde. O ben fark ettim de onu sen borken mi çizdin ki? Yok yok bir şey koymadım. Ha. Bir şey koymadım daha. Biz aslında Ayhan'ın odasının dolabının şeysini verdik arkadaşlar. Ne diyorlar abla ona? Siparişini. Evet verdik bizim şey Gülaş'taki mobilyacıya ama kaç gün oldu? Hiç üstüne düşmüyor. Mesela bir sipariş alındığında en azından 2 hafta sonra getirmesi lazımdı evet. Bence. Ben de sinir oldum. Üstüne düşmediği için dursun bari dedim. Bugün bir çarşıya gelecek. İlker ablam çocuklarına bakacak, ben de Ayhan'ıma bakacağım. Eğer uygun bulabilirsek buradan alacak. Bulamazsak ablamın şu dolapla falan yapan abi var, mobilyacı. Ona, onunla konuşmuş İlker ablam.
yapacak bir fiyat. Hangisi uygunsa, yani bütçemize hangisi uyuyorsa onu yaptıracağız canlar. Aynen. Biz şimdi salak gibi yani. Ben vallahi kafam ağrıyor, omuzlarım ağrıyor. Hiçbir işte yaptığımız yok. Bir elektrikçi geliyor, bir oturun diyorlar, oturuyor. Bir... Şimdi şeyci gelecek, internetçi bu sefer de. Şeyi çalıştırma diyorlar, süpürge çalıştırdık. Biz altını falan çek dedik bunların güzelce. Ben bilmiyorum bunların altını çıktığını, bugün öğrendim. Yarın diyorum ilk işim gittim mi? Biz İzmir'de çok temizliğe gittiğimiz için artık neyin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Oralar için ilk yap olduğunda da çok pazarlı oluyor. Benimkinde de boru falan her şey atmışlar altına, elmas gördü ya. Şey çıktı, neydi bacı? Şu çişmenin altında kopmuş. Çişmenin demirlerini kesmişler, altlarını atmışlar. Tertemiz oldu ama. Ama nasıl takacak bilmiyorum geri. Ama ben hiç mesela onun altın çıkan olduğunu ben onu vidayla... Mobilyacı vidayla yapıyor zannediyordum ben. Bunu da çektim arkadaşlar, bunun altı da güzel olsun diye. He. Şimdi şeylerimi koyacağım bacı. Sen elinde otursana ona. Ben mi? Bunlar kolay. Tamam dur. Ben gittim. Otur o zaman, bir şey olmaz. Batsın doğru. Zaten biz şöyle şey giydik. Batsın, bir şey olmaz. Ben şöyle kuru bezine... Bu da elmas bacımın hatırasıydı arkadaşlar. Geçen sene İzmir'de bana almıştı. Evet. Onu kullanıyor. Ablanın... Robotlaştan başladı onlar büyükler. Ablamın robotuna baktım. Robotu... Robotu kötüydü, evet. Şey, kesmiyordu, eskiydi. Ben dedim bir ev hediyesi gibi olsun dedim. Ablam da çok sevindiydi o zaman. Şu en eski şeyim benim zaten. Bunun şeysi kırıldı. Bunun şeysi yok. Şöyle yatır bunları. Yatırıyorum işte. Evet. Bunlar temiz. Hepsini elden geçirdim ama toz olanları yine şu bezle şöyle alacağım arkadaşlar. Daha ben buraları çok elden geçirdim. Makas da iyiymişmiş abla. Aslında nasıl çatlamış bu? Makineye koydum ya. Yok hiç koymam makineye onları. Aa bunu şey yapıyor o zaman. Sıcak çorba çektiğinde. O eski işte. Seninki bu. Senin aldığın şişesi. Bunu da Murat getirmiş bana. Şöyle koyuyorum ya, iyi değil mi böyle? Yok gel gel, hepsini üst üste koymam. Şöyle mi yapayım? Bunları bir yere koy mesela, şu kapaklarını. Şunları. Onlar da bir yerde olsun mesela şöyle. Şöyle. Ha. Bunlar bir yere koy. Şunlar da şöyle. Onlar da öyle. Onunsa başka onun şeysi kaldı mı zaten? Kalmadı herhalde. Burası bu bölüm olsun diyorum. Atlarına şey alacak. Şimdi dedik burayı da kapat bacım, bitti. Ama burada çok az malzeme. Daha yerime geçen korum ben. Şu robotu o da versene, el çekme robotunu buraya. Tamam da vereyim, he o da oranım. Ben İzmir'de hep bunları büyük koyuyorum. Onu da şunun yanına koyayım, gidiyor çünkü bunlar. Ha, koy. Yerlerini. Bu da elmas bacımdan aldıydı. He, şeyden mi aldınız, Japon'dan mı? He, Japon'dan almış. Biraz oradan aldıydı arkadaşlar. Evet. Ben burayı göstereyim istersen ya da biz düzenleyelim. Tamamen bittikten sonra aynen, bir toparlayalım şöyle mutfağımızı sevgili takipçilerimiz. Mutfağımız şu an karışık olabilir. Hatta şöyle de yapabiliriz İlkay abla. Nasıl? Videonun bize hiçbir sakıncası yok. İzleyicilerimiz de bizi nasıl çalıştığımızı görsün arı gibi. Orayı hızlandırmak istiyor. Bu yüzden evet, videolarımız izleniyor. Çok seviyorlar takipçilerimiz. Aşkım. Öncesi ve sonrası gibi olsun. Sizi şöyle biraz ileri alacağım arkadaşlar. Biz sizi hiç yok sayacak. Yani yokmuşsunuz gibi. Normal standart çalışacak. Siz de bizlerle birlikte çalışın, bakın, izleyin. Değil mi abla? Öyle yapalım. Ne yaptınız? Vallahi yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Son gaz devam. Merhaba arkadaşlar, Elmas'ın hayatına hoş geldiniz. Biz yine durmadan sonrasında devam ediyoruz. Biraz bitirelim de rahatlayalım diye. Sağ olsun yine Elmas dayanamadı, bize yardıma geldi. Allah razı olsun bütün yardım eden kişilerden, akrabalarımdan, eşten, dosttan. Öyle işte, biz çalışmaya devam edelim. Evet. Elmas ne yapıyor? Yine seni yormayın. Hızlanacak. Hızlandırılmış bir şekilde. Burayı tempolu bir şekilde bitirmemiz İnşallah. Lazım bugün. Burayı bitirelim, ondan sonra gidelim. Bırak şu çocuğu, ağrı beni takar mısın? Takarım. Tamam. Onun içini silelim abla. Ben ne yapayım bakayım? Dolapların rakını sileyim mi, tozunu alayım mı? He. Şöyle takacağız atları. Heh. Onlar altı silinmeden takılmaz. Tamam, ben gidiyorum. İşte orayı yap benim şeyim. Hadi bunlar kullanmayacağım ekincilik. Ne bunlar doğru uyuyor. Saklama kapları. Şurayı silim ne? He baştan sil gel. Baştan mı? He en başta. O da sil fark etme. Tabaklarımızı boyayalım. He boyayalım oradan kalmayalım. Bir de toz bozmaz.
Şurası mıydı? He. Ama buraya da yağ koyuyorsun ya, bence koyma bence buraya ya. Neden? Çünkü burası şey ya. Bacı. Ne? Dolan kalsın ya burası. Bir şey olmaz, yakıya yaslamıyorum bacı. Ya yanan yetersin. Yok, bir şey olmaz. Vallahi ben korkarım. Başka bir şey mi koy bence buraya? Bak tabaklarım arttı bile orada. İşte o raf olduğu için arttı. He. Bura bitti mi bacım? He he. İyileştirdin mi? Yok. Ha. He. Sen kendin iyileştin. Ama bir... orada yağların boyu sığmaz artık, bilmem ama. Ölçele bir. Şu ölçele bacım. Şu sığar da onun altı sığmaz herhalde. Bak. Sığdı mı? He. Ha iyi. Altı dene bir de onu. Ortalı yaptı. Ha. Altı ortalı yaptı da üstü boş. Ha, ondan. Baksana üstü ne kadar boş. Evet. Şimdi nasıl yapayım diyorum burayı? Nasıl şu tarafa? Nasıl tutulmuş? Baba bakarsın orada. Çünkü bu saçın üstü de bitecek bacım. Ölçelim de buranın metresine inmez. Ne? Mutfak kaç çıktı? O şey var mı? O şey de, dolu ondan. He, ucuzluktan. Japon pazar değil, iyi yapma. Kaliteli, iyisini al. E, iyisini alacağım ucuzluktan zaten. Ucuzluktan alma. Evet. Hayır, bizimkilerden satılıyor biliyor musun? He, onlardan. Aynısı. Ben onlardan alacağım. He, işte. Ondan al. Hadi yağlarını o şeysini de kapat, sil bacım. Altına bir şey koymayacağım mı? Ha, onu koyacağım. Aynen, koy. Ya, dökülürse ona dökülsün. Neye koyduydum ki ben? Bunun sofram vardı sanki. Elimde değil mi? Hadi o sofraya gitti de onu yazdı. Dur. Daha iki üç tane temiz sofram var. Naylon var ya, abili. Şey diyor ya, ben şey, süpürgeli sapını ne koy dedim diyor da elinde oluyor da. Evet. Aynı oysa mı diyorum seni işte. Aynen. Hani şu mu? Ha, mavili ya. Şu. O eskisin onun altında. He. Onda yırttım o zaman. Kötü sofram zaten. Yırt. Altında da başka bir şey ama yok. Ama dört kat sır daha iyi olsun. Ha, kalın olsun. He, kalın olsun. Yağ geçmesin. Yoksa onu ben şey, atacaktım zaten onları. Bir ihtimal bulmamız diye şey ettim. Hadi bunu yavaş yavaş.
biraz altta, en arka sür. Böyle kare bir cenaze. Tamam, bunu da kullanmadıklarım olsun. Sür onu. Sür. Tamam. Bunda bura. Al bunu üstte bacı. Şunu onu indir bir. İndir o küçükleri ha. Ona koy şimdi. Bunları günlük olacak. Ya bunu da altta koy, altta. Altta koy. Bunları günlük olsun. Ya hepsini kullanacağım zaten bacım. He. Ha, bunu üstte koy bacım. Şu, bak, şurada cam var ya arkada. He, şu mu? Ha, o camı çıkar bir. Ver o camı. Sen şunu oraya koy şimdi. Şunu. Dur. Şunu mu? Ha, onu öyle kaktır bacım ortaya. Şunu. He. Kaktır. Ha. Sığmayacak. Sığma. Şunu al sen ötekini. Tamam, sığdı, sığdı. Ötekini al bunun üstüne koy bacım. Dört. Bunlar oraya çek koşuyor. Şunlar. He. Tamam. Al bunları da. Bitti. Bu kadar. Onun üstüne mi koyayım? Oraya koy bacım. Şu mavileri de onun üstüne koy. Ha şunlar. He. Tamam. Bacım şu altındakileri de çıkartsana. Ha, o takım. Yok o değil. Altı tane. Tamam. Bunu takımı. Bunu da onu da oraya koy. Onu çek istesene alta koy onu. Onlar da onun üstüne. Şunun altına. Öyle. Tamam, bitti. Bak, oldu. Oldu, bitti. Şunlar? Onlar, onlar da şu beyazın üstüne koy. Şuna. Şuna. İstersen şuna koy. Bunları günlük kullanacağım. Bunlar, bunlar. Böylece. He. Tamam. Benimki de şöyle daha güzel oldu. Ha. Onlar hep kullanacak. Bak, böyle daha güzel oldu. Evet. Aynen. Çok güzel oldu. Ha. Oraya geçip, böyle yüzünü bir daha şey yapacağım şuralarını. Toz oldu. Bir kapat. Şu bezin önü alıyor. Bitti orası. Önce pencerelerimi getir bacım. Siliklerimi getirin şimdilik. Sen burayı bir de sil, ben sana vereyim. Ama bu şey bezgini koyuyor tozu sana. E, ötekini al bacım, bak arkamda. Yok yok, değil mi anlamıyorsun. Şey değil mi, toz geliyor bak. Bacı rengi böyle ya, çok silmem lazım bunları. Keşke beyaz olsaydı. Bana öyle diyor. Evet bacım, şuna. Bunları sil bir de. Sanki yeni toz üstünde gibi duruyor. Olsun. Çok temiz kullanmak gerekiyor. Evet. Hadi bir de bunun içini sil. Bak bu kek kapla kalıplarım ne şey. Bunun içini sil bacım. Bir daha seni de ben dolandırdım. Pencerelerini de ona koyalım. Bir. Bunu arkaya böyle sil büyükten küçüğe. Ben getireyim sana. Bakın daha hepsini yıkamadım da. Tepkiler var. Pencerem var. Böyle yüzlerine bir şey bağlı. Toz olduysa kenarlarını. Ben buna koyayım. İşte temiz de ha. Öyle öyle yap koy. Bunlar üstte mi koy? Nasıl bir şey dersen. Nasıl ayarlarsın? Bunların takımı da şu orta da. Büyük pencerenin sen de üstüne kullanman herhalde. Ona yaprak niye sarıyor? Onu şöyle dursun ikisi. Düdüklüm aşağı koy istersen. Düdüklüm hep kullanırım bacı. Aşağı. Bir de yumurta atalım. Atmadım öyle. Dursun şimdilik elimin altına. Evet canım. Yıkayamadım. Sen ileriden koy oraya. Gitsin kalmadılar. Var mı başka ileri?
onun için olmaz. Şurada orası dolu. Şurada ne var? Bura koy bence. Keş zaten burası. Bura koy. Bunları alalım mı? Aynen. Bunları çileceğim zaten. Dursun şunu. Şurada elimle buradan basın iş. Baksın işi. Kekşiler ya burası. Evet. Bunlar burada dur. Aynen. Şunları da şuraya koyacağım. Evet. Ivır zıvırlar. Şunu çek istersen artık. Ya orayı isterim değil mi? Başka korcan gibi bir şey var mı? Varsa getir. Şundan da şimdi bir kuru koy bacım uca. Bunu kafana koy. Nereye koydun? Bak üstünde. İzleyiciler bu neyi koruyor ki? Yok. Onu artık düzenleyeceğim. Ama kamera şeye bakıyor. Bakayım koruyor. Vallahi bu bizi hiç çekmiyor. Bu dönmüş, hiç gören olmamış bunu. Sabah belli nereyi çekiyor ki Kiki? Uzunlar iki kalmış sadece. Geç. Şu borcamdan da şeyi... Bora koyabilirim bir tanesinde bunlar ayır. Çok güzel bak. Orcan ne? Şunların. Coca-Cola bardaklarının. Bunlar şöyle yapayım. Ha bunlar da mı diyor? Ne diyor? Şunlar mı diyor? He. Onlar şıkalım olsun. He. Onları şeye koyacağım bacı. Kinerime. Kinerine? He. Ha he he. Hepsini kinerime koyacağım. Aynen aynen. İçine erzak doldum. Unuttuydum kinerini. Nasıl olacak burası? Hani elimin altında şey olsunlar, koruyun içindekine. Onları özellikle getirdim. Kilerim unuttuydum. Bir bunlar mı kaldı elmas? Evet. Baksana bayağı alıyor yine. Aslında. İyi. Bunları şuraya şalıyorum.
kolaydılar da fincanların üstüne koyuyordum bacım. He? He. Ha? Onlar işte kullanmıyorum, onlar üstüne koyacağım. He. Ama ötekilerin yanına koyacağım onu. Onun yanına. He. Ben koyayım mı? Koy. Şunları. Daha kutucuğun yanına. Onu biraz çek öte yanına. Ha? Elimin altında kullanacağım. Onları kullanacağım ben. Bunlar her şeyi kullanacağım. Bacı da mecbur üstüne koymak zorunda. Sizler de öyle yapıyorsunuz. Evet canım. Anlayalım. Aynen. Ne şimdi ne alacaksın artık? Evet. Yok her şeyi kullanacağım. Valla benim merdivene ihtiyacım yok. Zaten 2 metre olduğu için. Aynen. Bir şeye ihtiyaç oldu mu onu çağırıyor. O bana gelip biliyor. Ya da Ayhan da maşallah uzun. Hadi bayağı. Ben onu istemiyordum. Elini seveceğim. Ne yok? Abi onu sunuyoruz. Şimdi dolamamış lazım. Bir yine koy ver. Şey, rahmetin odasına bir yine koy ver. Bunu buzdolabına mı koy? Bunu buzdolabına. Hiç yollara koyayım da şey çarpmasın. Kafam vurur mu? Yok vurmuyorum. Bardaklarımı getiriyorum bura. Burası boşası. Elma şunu şeyin üstüne koy. Şurayı açın et. Orada tunağınız var onun üstüne. Aç orayı. Ha şu kapının içine geçiriyorum. Ulan o zaman kapının kapını kapalı. Kapalı. Yemek yapalım benim yanında. Leyla patates pişirecek. Patates fasulye pişirir mi? Yok fasulye pişirmedi. Sulu patates. Murat da güzel yapar. Bir de yerine çoban salatası kol aldınız tamam. Patates var soğan var. Sen kendini severim benim lan. Ben o zaman çok severim. Daha tekrar gelin de kapalı. Bu akşam hani yemeğimiz nasıl yaparız? Hazır olur. Hani fazla bir şey kalmam. Bak burayı yuttun mu gayrı? Orası bitti. Şu şekerini mi de yiyeyim? Şurada şekerini bulamadım. Al onları lavabiyo koyan ne? Al bacım. Ellerini yıka teyzeciğim. Bak bunu lavabiyo. Bacım sen orada dur. Bunlar bir düzenli hep kaldı. Çünkü tamam. Böyle bitmez lavabı. Şeye, tamam. Bu tezgahı boşaltmamız lazım tamam. Önce. Elim ne? Al 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 da. Bunlar da biliyorum akla. Bir akla. Onları büyük terimlere koyacağım ki. Bir de sonra şey alacaksın ya. Evet. O zaman koy. Ora koy. Ora koy ama bir yere. Göster hadi. Bunun içinde mi dursak yapma? Sen gelin başta. He? Bunun içinde mi dursak o böğütlerim? Şurada şey mi bence şekerliğin mi? He onun üstü neredeymiş? Ne bileyim mi? İki kısımdı. Belki kavanozun içinde kalmıştır. İçine mi koydun? Tamam. Ben bunu koyayım. Bence şunu. O da süsüm elmas. Onları yine koy sanki. Mesela şeker bir şey koyayım. Bunları da bura koyayım. Ama o şeyi şuna koydun şekerli kısımları mı? İşte o geri çıkardın mı? Ha çıkardın mı? Evet. Tamam o zaman. Onu anca alır. Tamam. Şey. Evet. Bu bakım sen. Al bıçak vereyim ha. Sofrayı. Al. He. Orada mı olacak? He orada şimdi kalsın. Bu şu fincanların bile koyuyordun bacı. Onları bura koyacağım bacı üstte. Tamam. Kullanmayacağım yani. Mor olanı boy. Gerçi o da aynı boy. Aynen. Kullanmayacağım. Şurada da var da. Bunu koysam ki. Bir tane bir yer olsun. Kullanacak da diyor. Misafir geldi. Patatesini de dışarı mı? Evet. Onu aşağı koyayım. Biber al, domates al. Domates katmayayım mı yerine? Sen bize katın mı? Biber katın işte, tamam. Biber. Domates ekşidir. Aynen, salça yapacaksın ya. Var mı çatal kaşık bacım? Şey, büyüklerin var, verir mi? He, bir onlar da ben alta gir ayarlayayım. Şuna koyuyorum, buraya bir ulaşabileceğim ya. Al bacım. Bu da senin ikimizin vardı ya onun şey seninki eski değil mi? Hatta kullanırsan al sen at, yoksa. Ha atma atma. Sen benim eski miydi aynı he. İşte o karşı. Ablam ablam toplantı yapsın. Sen karşı toplantı. Onlar aç değil. Atma ustalar. Bak iter. Biber. He iter iter çok olmasın. Al bu beklerdir. Biber şu anda ben ilk ay. Bacım kavanozlarını götürür mü kileri? Hadi orayı bir silelim de öyle götürelim. Kavanozları. Tamam. O zaman ben tencerelerimi yıkayım. Burası. Ben tenceremizi yıkanacak. Ben bunları iyileştireyim. Bıçak koydum bana. Sağ ol. Geçmiyor mu? Dön şuradayım. Tamam. Şunlar ne yiyen işte? Şunlar atılacak mı? Onlar ben yalnız şey atacağım. Onlar kavanozun içine aldım. Evet, onu aldım. Şu an. Ben atladım işte bana lazım. At, bir de alırdım. Ne yediğim yani bilemediğim için. Şu da şey herhalde kanka. Şunu da kanka. Burada bunlar. Bilmiyorum, hazır olur. Bir dakika.
görüyor mu kız? Bizi görüyoruz. Görüyoruz. Hızlandıracağım. Konuşmalarımız yok. Gözüküyor mu? Ferhat. İyi. Elmasım. Evet. Önce yerde de bunlar bana bir birsin. Ne onlar? Fincanlarımı. Tamam. Al bakayım. Onları da kaldırın. Kafam vuracağım. He? Kafam vuruyor. Kapat. Bir sinek doğdu valla. Yok dedi. Var mı? Nasıl? Valla. Sen benim önden uzatıyorum, beni de döndürüyorsun sana. Altında ne bunu? Şunları? Onları otursun bacı. Onları günlük kullanırız. Tamam, bu da şekerli. He. Tamam. Başlıyorum ben ilk anlayayım. Yok, sen başla. Sıcak su hangisi? Üstüme aldın mıydı? Bu taraf, önde taraf. Yukarı. Yukarı mı? Kendiye, kendiye içi. Aşağı. Ha, aşağı. Tamam. Bacı, bunlar da burada unutmuşsun ciğerim. Yıkanacak mı bunlar şu an? Ne yok? Yıkandıydı aslında. Buraya niye konuştun? Onlar yıkanacak. Bacı, kutu olmuş. Ne mi? He. Bilerek koydum. Allah'ın patatesi mi bu bunlar? İyi. Allah'ın patatesi. Valla. Valla. Maşallah satın alma güzelim. Dur sen de gösterelim. Gösterelim mi? Göster. Murat işte yine bizimle birlikte iş başında arkadaşlar maşallah yemeğimizi yapıyor. Ona da bir adam lazım. Biz bayağı toparladık sizlerle birlikte. Sulu patatesi nasıl pişiriyorsun işte bir anlat izleyicilerimize. Valla benim önce soğanı kavuruyorum azıcık. Sonra salça koyuyorum. Salçanın üstüne patatesi koyuyorum. Biraz su döküyorum. Pişiriyorum. Böyle yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun Elmas? Elmas Hanım. Ben de önce soğanını kavururum. Salça koyuyorum. Bu arada bahçemin patatesleri sevgili takipçilerimiz. Vallahi satın almıyorum. Bir de şeysi çok güzelmiş cinsili. Değil mi? Potursuz, potursuz. Küçük de büyük de doğrasın. Genişte küçük de büyük de doğrayacağım. Bu büyüklerini bitirme diyor yani. Tamam. Evet, kızartmayı yaparız. Tamam. Elime ne gelirse. Siz daha bitiremediniz mi? Bitiriyormuş, az kaldı. Bitti, bitti. Çoğu gitti, az kaldı. Bu kadar olduktan sonra biter inşallah. Önce kiler de silin silin, ondan sonra koyun, onunla bir daha girmeyin o kilere. Evet, zaten öyle yapacağız. Bu da sonra kilere gidiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sizlerle sohbet etmedi. Ben en iyisi bize döndüreyim. Artık mazot pahalandı enişte. Herkes elektrikliğe döndü aynen. Elektriğe döndü. Bacım bu çiçeği neyi kapatırdı? Rahmi almış onu geçirdim bir de. Valla ben çiçeğin teşhisini kullanıyorum. Sabahki mesela ayağı çözdüm çiçeğindi. Acesini de kullanıyorum. Gayet de mutlu mesudum. Burada o büyük fincanlarını koydum, tamam. Şişelerimi nereye koysam ki? Şu da kahve şişi mi ki? He bak, süt bozum o şişi. Şu şişini çıkarıp mı dursun mu yazısını? Çıkmıyor ki, ben denedim de. Öyle çıkarma. Böyle daha güzel herhalde. Onu daha çıkarsa daha güzel olur da, tuttu onu artık. Bir deneyeyim daha. Şu anne o toz biberi de burada kaldırayım, gel kaplamasın. Bence çıkıyor, çıkarır mı? He? Çıkıyor, çıkarır mı? Çıkar, bak til var orada, sürt tiline. Yok yok, işte daha geldi, kalkıyor. Değil mi? Bak. İyi. Kalkıyor, kalkıyor. Ha, azıcık leke kaldı. Tiline tık, bacı bir şey olmaz. Dur, süngerinden yakın. Çizilmez. Süngerinden yakın, kalkmazsa ondan yakın. Şunları da şeyin altına koyacağım, yağlarımı. Şu yağımı bir de. Neyi? Şu lavabonun altına. Aynen. Til şurada mı? Til şöyle. Gitsin gözümüzün önünde. Şuna koyun.
Yağmur da Murat yemek yapacak ya birazdan. Oraya ben sökeceğim ya şimdi. He. Bak ne güzel olmuş, korkma mı? Kavanoz atma mı dedi? Yok, şu yer. Kapaklar mı? Ne ya? Ne dedim ki? Anlamadım ki. Sen kavanozlar atma dedin. Kavanoza şey, sen zor dedin ya, zor dedin ya. He. Öyle yaptım dedim işte. He. Allah şu ipte gelmesin, kurumuş. Ne yapsak? Dursun, dışarıda köpek var ya, ona verir biraz sonra. Satın mı aldınız onu? Akşamki bazlama. Ha, aynı satın ama bazlama gibi olmuş. He. Kadınlar yanında bu mutfak dolabıyla. Yani düşünemiyorum. Evet. Mutfak bezi sürekli ellerinde olması gerekiyor. Aynen. Şunu da bir dolap şişsene bacı evde geçirsene. Şu bez ıslat da bir kadar sileyim bunlar. Tamam. Şunu şimdi şöyle koyayım. Şu bardakları da karşıya koyayım bari. Üç tane bardağım kalmış. Attım oraya. Tamam. Alttakini mi? Şunu mu? Şu tıkız mı gelir? Şunu mu yapayım? Yıkayım da öyle bir mi? Şunu mu yapayım? Neydi? Ondan mı yapayım, bundan mı yapayım? Şunda. Şunda da o. Şunda. Şunda mı? Evet. Bilir mi? Yemezsin bu lan. Yok. Anca bol bol ama pişir ha. Ver. Rahime ne yapıyorsun? Silsin ablam dışını, yüzünü. Ver. Bez var mı? Rahime! Ne yapıyorsun? Al. Al. Gel bu şişelerimizi bir götür annem. Var mı bez? Var. Şu salona götür oradan kirli. Arkadaşlar biz şimdi ablamın evinin düzenini yaptık. Gördüğünüz mutfağı bayağı toparladık. Tamamen bittikten sonra görüşürüz. Yorulduk arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi ablamın balkonunu yıkadık Rahimem'le birlikte. Çiçek saksılarını da yıkadım ben. Şunun altı yoğmuş. Şöyle çiçeğini sudan geçirdik. Tertemiz oldu. Balkonu da mis gibi oldu. Bayağı toparladık. Mutfağı bittikten sonra zaten diğer odaları temizdi ablamın. Burayı da... Buraları yapıyorum arkadaşlar. Bunların altını sildim güzelce. Bir de dayına sildim. Elim bulaşmıyor. Şu
ön taraflarını da yine sildim. Elimle. Tertemiz oldu. Şu balkonun üstünü göster bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ablamın mutfak dizaynına. Daha eline geçtikçe yerlerini değiştirir bacım. Evet. Gerçekten pek güzel oldu. Göstereyim, şöyle tertemiz oldu. Efendim? Bunlar burada mı duracak bacı? Bunlar burada mı duracak şunlar? Bugün perdeye bakacak ablama. Stor perde yaptıracak buraya ve kapısına. Bu arada yemeğimizi Murat eniştem koydu arkadaşlar. Biraz önce doğrarken göstermiştim. Sulu patatesimiz de pişiyor. Yağlı alacaksın herhalde bir de abla. He, yağlı alacağım. Bak onu da unuttuydum. Ama şimdi hepsini alamazsak da. Evet. İşte bulabildiğimiz bacı. Şimdi şuradan başlayayım isterseniz arkadaşlar. Geçici olarak yaptı. Ablam daha eline geçtikçe değiştiririm diye söyledi. Şimdi elimizdekileri kaldırmak zorundayız. Evet. Şimdi bu kadar oldu, yeter. Buraya da kek pasta yapacağı şeyleri koydu. Hemen yan taraftan başlayalım. Buraya leğenlerini koydu. Biraz sonra kaşıklık alacak arkadaşlar. Ablamın kaşıklığını koymamışlar. Alt kısmına bu şekilde. Böyle onlar hep düzenli. Evet, bunları geçici olarak koyduk. Biberlikleri, karabiberlikleri falan konulacak. Söyledim zaten. Ben bir de hızlı gösteriyorum. Hani daha yerleri değişeceği için. Hemen şuraya geçeyim. Burada da fincanları var. Hemen üstünde de şöyle misafir fincanları var. Burada da fincanlar var. Üstü daha boş görüyorsunuz. Ablamın üst kısmında bayağı bir boş yer var arkadaşlar. Tertemiz oldu. Dondurmalıklarını, şekerliklerini de buraya koydu. Normal gündelik kullandığı çay bardakları, şekerliği. Hemen şuraya geldik. Buraya arıtılmış taktıracaklarmış. Ablamın zaten arıtılmış vardı. Ne bacı? İzmir'deyken. Şunun hemen yan tarafına tencerelerini koydu sevgili takipçilerimiz. Düdüklülerini, tencerelerini. Hemen onun yan tarafına geçelim. Burada da normal... Günlük üstü. Bu üstü günlük kullandıkları. Onlar yukarı sığmıyor maalesef. Evet. Hepsini yukarı sığdırdığı şey yapmışlar ama sığmıyor arkadaşlar. Altıda... Son bardaklarım kalır. Olsun, bence böyle daha güzel oldu. Benim böyle bir şeyim yok mesela. Aşağıda. Dolabım yok. Tamam. Ablamın buraları çok kullanışlı. Benim de üstü çok, altı yok. Orası hep yağdanlığım oldu. Öyle şimdilik serdik. Burayı da öyle geçici olarak yine altının üstünü, yaprağını, salçasını, turşusunu, yağsını falan koyduk. Evet. Hemen şuraya bakalım. Buraya da çaydanlığını, suyunu, öyle tahtalarını falan koydu abla. Şunu beklerimle göster. Onlar da diyorum ya, sen duymuyorsun abla, bunlar burada mı kalacak diyor. Buraya da normal gündelik kullandığı su bardakları. Evet, ne bacı bunlar? Hepsini kullanacak, hepsini. Artık hepsini kullanacak abla. Evet. Şurası boş bacım, bir de şu ora boş. Burası bundan bir şey diyordum ama oralara daha geçer bacı. Evet. Bunlar da burada duracak mı sevgili takipçilerimiz? Onlar gözümün önünde dursun. Çünkü şey, böyle sehpam yok. Yok, bence konulacak. Çok güzel burada dursun. Ama bir de onun böceği var bacımın burada. Onu görmediydim. Orada şeyim var. O zaman beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın sevgili takipçilerimiz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Murat eniştemi de yemeğimizi yaptı. Afiyet olsun bizlere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.